Herkese merhabalar. Halime'nin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir kalbura bastı tarifim var. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen tatlımızın yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle tatlımın şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Tatlımızın sıcak, şerbetin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak şerbetimi hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı toz şekerini alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Ölçüde kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 mililitrelik, yani klasik her evde bulunan su bardaklarından. Yaklaşık bir 30 saniye kadar bir kaşık yardımıyla şerbeti güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada henüz ocağımın altını açmadım. Şerbetimi güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını açacağım. Son olarak şerbetin içerisine çeyrek limonu da alarak orta ateşte şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada asla ocağımın altını kısmıyorum. Aynı şekilde orta ateşte tam 10 dakika şerbetimi kaynatıyorum. Tam 10 dakika şerbetim kaynadı. Hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne çok katı ne çok akışkan olması gereken kıvamda sadece 10 dakika kaynatmanız yeterli oluyor. Sizler isterseniz bir gün önceden de şerbetinizi hazırlayıp soğumaya bırakabilirsiniz. Orta ateşte şerbeti 10 dakika kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatıp şerbeti soğumaya bırakıyorum. Kalbura bastın hamuru için yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı sıvı yağını alıyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu irmiği de ilave edip tüm malzemeleri spatula ile güzelce karıştırıyorum. Başta da belirtmiş olduğum gibi çok az malzeme ile çok lezzetli bir tatlı yapmış olacağız. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir miktar unu karıştırma kabımın içerisine alıyorum ve üzerine bir paket kabartma tozunu ekleyerek tüm malzemeleri tekrar bir spatula ile kabaca toparlıyorum. Bu tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Fakat bu miktar sizdeki unun kalitesine göre tüm tariflerimde belirtmiş olduğum gibi değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru kabaca spatula ile toparladım ve daha sonrasında kalan unu da ilave edip hamuru elle yoğuracağım. Hamurumuz oldukça kıvamlı ve yumuşak bir hamur olacak. Bu nedenle başta belirttiğim gibi 3 su bardağı un kullandım. Fakat bu miktar sizlerde değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Artık hamurum hazır. Hemen tatlımızı şekillendirme işlemine geçelim. Öncelikle yoğurmuş olduğum hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlayıp kenara alıyorum. Daha sonrasında şekillendirme işlemine geçeceğim. Tabi sizler isterseniz bu aşamada hemen elinizle şekillendirip tepsiye dizebilirsiniz. Fakat ben hepsinin eşit miktarda olmasını istediğim için öncelikle bezeleri ayırdım. Daha sonrasında şekillendirme işlemine geçeceğim. Bütün bezelerimi hazırladım ve hemen kalbura bastımı şekillendirme işlemine geçiyorum. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini nihalenin üzerine alıp elimle bastırarak hamuru güzelce yayıyorum. Daha sonrasında içerisine bir miktar ceviz koyup hamurun her iki ucunu ortaya doğru getirerek uç kısımlarını sıkı bir şekilde birleştiriyorum. Daha sonrasında elimle güzelce düzeltip nihaleyi ters çevirerek kalbura bastımın şeklini tamamlamış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü gerçekten çok güzel. Özellikle piştikten sonra daha belirgin hale geliyor. Ben tatlımı şekillendirmek için nihale kullandım. Fakat elinizin altında bu tarz bir nihale yoksa arkadaşlar, sizler tatlıyı şekillendirmek için bir rende veya kevgir de kullanabilirsiniz.
Her evde bulunan çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı. Yapımı gerçekten çok kolay, şekil vermesi oldukça keyifli. Bu tarifi kaydedip en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederim. Ümit ediyorum ki denedikten sonra sonucundan çok memnun kalacaksınız. Sizlere hemen şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Hamuru nihalenin üzerine güzelce bastırarak yayalım. Daha sonrasında orta kısmına bir miktar ceviz alıp hamurun her iki ucunu ortaya doğru getirerek sıkı bir şekilde uç kısımlarını birleştirelim. Hamuru nihalenin üzerinde yayarken arkadaşlar bastırarak yaymanızı tavsiye ederim. Böylelikle şekli daha belirgin ve güzel olmuş olacak. Üzerine elimle hafifçe düzelttikten sonra nihaleyi ters çevirip şekillendirme işlemini bitirelim. Hazırlamış olduğum tüm kalburabastıları fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bu aşamada ben tepsimin altını yağlamadım. Şerbet dökeceğim için yapışma olasılığı olmayacak. Bu nedenle sizler de tepsinizi yağlamayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına kalburabastıların üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Tam 35 dakika sonunda tatlılarım bu şekilde çok güzel kızardı. Hemen fırından aldım. Fırından aldığım gibi hiç bekletmeden önceden hazırlayıp soğutmuş olduğum şerbeti tatlılarım üzerine döküyorum. Kalburabası tatlımızın kıyır kıyır olması için muhakkak şerbetimizin tamamen soğumuş olmasına dikkat edelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Burada sizlerle paylaşmış olduğum tüm tariflerimi Halime'nin Mutfağı Instagram hesabımdan da bulabilirsiniz. Şerbetin hepsini tatlımın üzerine döktüm. Bu aşamada şerbet sizlere fazla gelebilir. Siz de göreceksiniz 10 dakika içerisinde bütün şerbetini tamamen çekmiş olacak. Tatlının şerbetini döktüm. Hemen sizlere şöyle bir yakından çekmek istedim. Görüntüsü gerçekten iştah kabartıyor. Başta da belirtmiş olduğum gibi çok az malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz en lezzetli tatlılardan diyebilirim. Bu şekilde şerbetin içerisinde bir 10 dakika dinlendirdim. Şerbeti döktükten sonra 10 dakika bu şekilde dinlendirdim. 10 dakikanın sonunda kalburabastıları şöyle çatal yardımıyla ters çeviriyorum. Bu şekilde her tarafı güzelce şerbetlenmiş olacak. Eğer sizin vaktiniz varsa kalburabastılarınızı bir gün önceden yapıp ertesi güne servis edin. Böylece daha lezzetli ve daha güzel bir kalburabastı yapmış olacaksınız. Tekrar 10 dakika dinlendirdikten sonra kalburabastıları düzeltiyorum. Ben çekimimi tamamlamak için sadece 2 saat dinlendirdim. Ona rağmen tatlı gerçekten çok lezzetli olmuştu. Hemen sizlere şöyle servis tabağına alıp kalburabastımın iç dokusuna göstermek istiyorum. Oldukça lezzetli ve pratik bir tatlı. Bu tarifi kesinlikle kaydedip en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederim. Ümit ediyorum ki sizler de denedikten sonra çok memnun kalacaksınız. Bugünkü tarifimin sonuna geldim. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.